Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün porsiyonluk Alman pastası yapacağız. Onun için öncelikli olarak kekini hazırlayacağım. Burada 2 tane yumurta ve 1,5 çay bardağı toz şekerim var. Öncelikli olarak bu ikisini güzelce çırpacağım. Ardından diğer malzemelerini ilave edip kalıbıma dökeceğim. Şekerli yumurtayı çırptıktan sonra 1 çay bardağı sütümü, 1 çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bir paket vanilin ve bir paket hamur kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum. Yine karıştırdıktan sonra 3 çay bardağı kadar unum var. Onu da ilave edip kalıbıma dökeceğim. Kekimiz hazır. Ben bunu yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime güzelce dökeceğim. 160 derecede önceden ısıttığım fırında kontrollü olarak pişireceğiz. İnce olduğu için çok çabuk pişecek. Kontrollü olun lütfen. Pişerken bu arada kapağını açmayın. Kekimiz fırında pişerken orada kremasını hazırlayacağım. Onun için tencereme 2,5 su bardağı sütümü koydum. 1 çay bardağı toz şekerim var. İlave ediyorum. 3 yemek kaşığı da unum var. Öncelikle muhallebim kıvam alana kadar ocakta bunu pişireceğim. Ardından da bir paket vanilini ilave edeceğim. Kremamız pişti, güzelce kıvam aldı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar margarin ilave ediyorum. En son altını kapatıyorum. Bir paket de vanilinim var, onu da ilave edeceğim. Daha sonra soğutup servise hazırlayacağım kekimle beraber. Kekim ve muhallebim soğurken ben üzerine sos hazırlamak istiyorum. Onun için şöyle bir tatlı kaşığı kadar margarinim var. Şöyle 3 yemek kaşığı toz şekerim var. Öncelikle bunları eriteceğim. Ardından 3 yemek kaşığı bal ve burada şöyle bir kase kadar da yer fıstığım var. İlave edip üzerlerine dökeceğim. Kekimiz soğudu. Kremamız da soğudu. Şöyle bir bardak yardımıyla kekimi daireler şeklinde kesiyorum. Kekimizi güzelce kestik. Bir kısmını alt tabanı için, bir kısmını da üst tabanı için ayırdım kekimin. Arasına artık kremamızı sıkıyoruz. Hepsini aynen bu şekilde yapacağım. Bütün keklerime kremalarımı döktükten sonra arasına şöyle muz koyuyorum. Muzlarımı da koyduktan sonra artık kekimin pastamın üzerine şöyle diğer kesmiş olduğum parçayla kapatıyorum. Daha sonra üzerine süsleyip servise hazırlayacağım. Artık üzeri için hazırlamış olduğum sosumu da döküyorum. Servise hazırlıyorum. Pastalarımız servise hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.